Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya gününde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Beko'nun yaklaşan yeni sezon öncesinde her yıl düzenlenen Turkish Airlines Euroleague ve Ülke Federasyonumuzun organize ettiği, sponsorların içinde yer aldığı organizasyonda medya gününde biz de sporcularımızla birlikte keyifli röportajlar gerçekleştireceğiz. İlk olarak Devin Booker bizlerle birlikte, her zaman olduğu gibi Defne Patır'la birlikte yaklaşık 20-25 dakikalık bir süreçte hem geçen sezonu değerlendireceğiz, sonu şampiyonlukla biten sezonumuzu ve yaklaşan yeni sezon öncesindeki çalışmaları ve yeni sezonla ilgili hedefleri kendisine soracağız. İlk olarak vakit ayırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Zor, yoğun bir gün geçiyor. Sezon başı hazırlıkları her zaman zor olur. Bu günleri biraz değerlendirerek başlayalım. Koç'la da yeni tanıştılar ve yeni antrenman yapmaya başladılar. Malum Eurobasket'ten dolayı. Nasıl değerlendirir bu süreci şu anda? First of all, thank you for giving us the time for this interview. Preparation periods are usually difficult. A lot of things to do, a lot of things to adjust to, and we have a new team, we have a new coach. How is it going so far? So far, so good. Of course, like you said, it's difficult. Some guys are still injured. Got still trying to build that chemistry around the team. I think we're getting there. We're coming closer together as a team. Got a good group of transfers that came in, so we're all still trying to get acquainted with one another. But I mean, we know each other from history, so it's kind of makes it that much easier to. For the compatibility. Şimdilik iyi gidiyor. Söylediğiniz gibi hazırlık dönemleri gerçekten zor olabiliyor. Özellikle sakatlıklar olduğundan dolayı yine birkaç sakatımız da var. Ama kimyayı oluşturmamız çok önemli. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Çok iyi transferlerimiz oldu. Ne kadar takıma yeni olsalar da hepsi daha öncesinden tanıdığımız dostlarımız olduğu için biraz daha kolay oluyor adaptasyon süreci. Peki ilk olarak geçen sezondan başlamak istiyorum. Sonu şampiyonlukla biten. Aslında başlangıç itibariyle baktığımızda birbirine yakın çok karşılaşma oynadık ve sonu maalesef mağlubiyetlerle bitmişti. Demolize oldu takım ama sonrasında tekrar toparlandı. Özellikle bir Ocak-Şubat ayı var ki çok iyi geçirdiler. Ama devamında işte maalesef savaş nedeniyle Rus takımlarının çıkması, galibiyet sayılarının düşmesi birçok şeyi etkiledi Euroleague bazında. Ama devamlı tekrar ayağa kalkmaya başardılar ve sonu şampiyonlukla biten bir sezon oldu. Karakterli bir oyuncu grubu, bir takımdan aslında bu noktada bahsediyoruz. Tecrübeli bir takım olduğunu da net bir şekilde gösterdi geçtiğimiz sezonki takım. Genel çerçevede, genel perspektifte nasıl değerlendirir? Last year was a really interesting season. We didn't start off too great, but then we started getting back together in January, February and everything was great. Then the war issue happens and the things, the EuroLeague decisions made, the points being erased and all those things happened. And we had a lot of ups and downs, moral-wise. So, and then after that, you guys really put your character forward and played with all your heart. And we ended up being champions of the season when maybe wasn't meant to expect it to. Can you tell us a little about how last season was for you? Last season was a roller coaster. Like you said, it was a lot of ups and downs. It was difficult at times, but I mean, all in all, we had a pretty good season. Like you said, we started off rough. We lost a few games by 1-2 points. It hurt, but it's a part of basketball. You live and you learn, and I think we got it together finally. And at the end, we pulled together, rallied together as a team, and we fought, and we got it done, and we came home with a championship. Söylediğiniz gibi gerçekten çok büyük iniş çıkış olan bir sezondu. Çok zorlu anlar geçirdik. 1-2 sayılarla maç kaybetmek gerçekten çok acıtıcı bir süreçti ama basketbol böyle bir şey. Ama toparlamaya başarıp birlik olup sezon sonunu çok iyi getirdik. Savaştık ve şampiyon olmayı da başardık. Peki yaz döneminde neler yaptı? Biraz bahseder mi bize? And can you tell us how your summer Yoğun was? Bir, Anything interesting happening in the summer? Nothing really interesting. I've seen a lot of family members. It was a long but short break for sure. Much needed. Time to refresh my mind and just relax and let basketball go for a minute, you know. I'm a family guy. I'm all about family. So to be able to spend time with family while I'm home, it was great for me. And it also gave me a chance to reflect. So I came here with a fresh start, I would say. Aileyle vakit geçirmek çok güzel oldu.
Uzun ama aynı zamanda uzun olmayan bir araydı ama çok ihtiyacımız olan bir araydı. Beynimizi boşaltıp biraz basketboldan uzaklaşıp tamamen aileye odaklanabildiğim ben. Çünkü ben tamamen bir aile adamıyım ve ne kadar vaktim olursa onlarla vakit geçirmek için benim için çok önemlidir. Biraz düşünme şansım oldu. Temizlendim, tazelendim ve geldim. Sol kolunda öyle zannediyorum ki doğduğu yerin dövmesi var. Köklerine bağlı yaşayan biri diyebiliriz bu anlamda. On your left arm, this is where you were born, the tattoo? Can we say you were really... This is South Carolina, this is the state. You want to show to the camera? So this is state of South Carolina and this is Whitmire. This is the city where I was born. It's maybe 1,500 people, no more than 2,000 people there. Kalp South, South Carolina eyaleti, Whitmire şehriymiş. Yaklaşık 1,500-2,000 kişi yaşıyor orada. And it looks like a heart too at the same time. Yeah. Peki, abisi de uzun yıllar basketbol oynadı. Biraz oradan da aslında bahsetmek istiyorum. Hatta yanla birlikte de Washington Wizards'da birlikte süre almışlardı. Fenerbahçe Beko'ya gelişte hiç bu konular konuşuldu mu? Yani yanla ya da herhangi bir isimle bu diyaloğa girmiş miydi? Your older brother had the opportunity to play with Jan in the Wizards. When your transfer to Fenerbahce Beko happened, did you guys like have a chance to get in touch with him just to get an idea, a feel about how Istanbul and the team was? Not so much. I actually played with Jan too in the summer league. While he was playing with my brother for the Wizards, I got a chance to play with him during summer league. So I kind of knew Jan from that experience. I did not reach out to ask him how Istanbul was. We did have a pass, I would say. Yeah. Aynı dönemde ben de yaz liginde yanla oynayabildim. Aslında ben de tanıyordum abimle aynı dönemde ama gelmeden önce onunla bir iletişim kurma şansım olmadı. Ama bir geçmişimiz var tabii ki kendisiyle. Peki bu sezon itibariyle özellikle uzun rotasyonunda değişiklikler de oldu. Uzun yıllardır formamızı giyen Jan Veseli takımdan ayrıldım. Polonara takımdan gitti. Bartel yine ayrılan isimler. Yine çok tecrübeli. Başarılı. Nemanja Bjelica gibi daha önce bizde forma giymiş bir isim geldi. Bununla birlikte Tony Jekiri yine burada. Jonathan Mobley gibi NBA'de forma giymiş. Avrupa basketbolunda geçen sezon özellikle Rusya'da önemli işlere imza atmış bir isim. Uzun rotasyonda da böyle bir değişim söz konusu oldu. Nasıl değerlendirir? There's been a lot of changes in the big guy rotation too. Like after Jan left, also Akile left, Bartel left. And now we have Motley, Jekiri, and Nemanja Bjelica. How do you think it's going to be this year? I think it's going to be great, especially the bigs. We got a lot of guys that can rotate four and five, so it's going to be interesting. We don't have like a specific position that we have to play, so we can play both positions. We can rotate in and out, so it's going to be very helpful in our lineup. Bence çok iyi olacak çünkü hem 4 ve 5. pozisyonda rotasyon yapabilen oyuncularımız var. Hiçbirimizin spesifik sen 4'sün 5'sin gibi durumu olmadığı için rotasyon yaparak güzel bir kadro olduk bence. Geçen sene sakatlıklarla birlikte biraz zorlandıklarını düşünüyorum ben uzun rotasyon olarak bu sefer. Umarım sakatlıksız geçer. Biraz daha geniş bir rotasyon olduğu görülüyor. Bu anlamda da yorumda bulunmak ister mi? Last year we had a lot of problems. Geçen sezonki o zorluk sıkışıklıkla ilgili. With the tight schedule with all the injuries, especially in rotation of your positions. Hopefully this year, without no more injuries and everyone being healthy, it'll be a little, you know, easier maybe, a bigger rotation, huh? Yeah, we got a pretty deep squad this year. A lot of guys that can help out whenever we need it. So I think if hopefully this won't happen, but if injuries was to come about, I think we'll be just fine with the depth that we have. Bence bu sene çok derin bir kadromuz var. Rotasyonumuz da çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah olmaz ama olur da bir sakatlık durumu olursa bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. Peki, daha önce oynadığı takımlara bakacak olursak son dönemde özellikle yani kim kiden gelişti? Oradaki basketbol iklimini biliyoruz, taraftar kitlesini biliyoruz. Sonrasında buraya bir Akdeniz ülkesine gelip buradaki coşkuyu görmek nasıl oldu? O değişimi nasıl değerlendiriyor? Saha içerisindeki itici güç anlamında eminim ki kendine çok büyük faydası olmuştur taraftarın tezahüratları ve baskısı. How was the feeling like coming from Russia? It's a totally different culture, totally different type of people coming to a Mediterranean country where everyone's, you know, burning in their heart and they're just, you know, so passionate fans-wise I'm talking about. So like when you step on the court here, how was the feeling? It definitely was different.
It was kind of expected. Of course, I've heard about the Fenerbahce fans, so I kind of expected, knew what to expect, I would say. But just the feeling of actually experiencing it, it's a great feeling. Just to have those fans on your side fighting for 40 minutes, it's a momentum changer. Of course, it's definitely needed in the game of basketball to have fans on your side, so to be able to have this fan base that we have is tremendous. Gerçekten çok farklıydı. Duymuştum, biliyordum ve bekliyordum da aslında bu güzel ortamın içinde olmayı, ama içine gelip hissetmek ve tecrübe etmek çok farklı. 40 dakika boyunca siz savaşırken yanınızda onların hissetmek gerçekten momentumu değiştirebiliyor. O yüzden bir basketbolcu için çok önemli bir destek. Bu röportajda olduğu kadar olmasa da saha içerisinde de aslında çok sakin bir yapısı olduğunu görüyorum, ama eminim içinde de o maç heyecanı, o stresle birlikte fırtınalar kopuyordur. Ama bunu güzel baskılıyor. Nasıl yapıyor bunu? When we look at you from the outside, you look really cool, calm and laid back on the court too. But I'm sure inside of you, you have thunderstorms breaking out during your game. How do you maintain your cool? I've always been like this my whole life. I'm the chill guy. I'm the cool, calm and collective guy. But when things get rough and it's needed for me to get angry, of course I'll get angry, you know. But most people don't push me to that limit. There's been very few experiences where I had to actually, I would say, break out of my shell and become that angry person that I can become. So it's like no one trusts me to that extent. It's nice, you know. I'm cool until I don't need to be cool anymore. Right. To your limit. Ben hep böyle oldum, yani hep sakindim. Sinirlenmem çok kolay bir şey değildir. Bir limitim vardır benim de ve tabii ki sinirlendiğim anlar oldu o sınır aşılınca, ama insanlar biliyor o sınırı aşmamaları gerektiğini, ne kadar coşabildiğimi görüyorlar, ama genelde korurum ağırlığımı ve sakinliğimi. Limitleri zorlamamak gerekiyor. Think so. We shouldn't push our limits anyway. We don't want to see we like laid back, cool Devin. Peki tekrar çocukluğuna gidelim. Nasıl bir çocukluk yaşadı? Şimdi basketbol, hem abisi de kendisi de basketbol oynadı. Bildiğim kadarıyla babasının o noktada bir pay sahibi olduğunu biliyorum, ama kendisi nasıl anlatır doğduğu yerde yaşadığı çocukluğu? Can you tell us a little about your childhood and how you first started basketball? Okay, you have older brothers playing and your dad also I think had some effect on you guys to play too. Can you tell us a little about that in your hometown and stuff? Yeah, we started when we were very young. My dad was actually a football player, so he was into football. My mom was into basketball, so the athletics and the genes kind of ran in the family, I would say. Of course, it all started with big brother. I got two big brothers and one small brother, younger brother, so we were always in the backyard or down the street playing basketball, football, baseball, soccer, you name it, we played it. Any outdoor activity, we were always there just playing. So that kind of always been around. But we started taking this more serious when we figured out how good we could be at basketball. Mm-hmm. So we kind of put the other sports to the side and focused on basketball. And that path led me to where I am now. Çok küçük başladık aslında spora. Biz babam Amerikan futbol oyuncusuydu, annem basketbolcuydu. O yüzden genlerimizde sporculuk hep oldu. İki tane abim ve bir de erkek kardeşim var. O yüzden sürekli bir sporun içindeydik. Bu futbol olsun, Amerikan futbolu olsun, beyzbol, basketbol, sürekli bir şeyler oynuyorduk. Ama basketbolda biraz daha iyi olduğumuzu fark ettikten sonra buna odaklanıp bugünkü noktalara geldik. Peki bugünkü noktaları o zaman konuşmaya devam edelim. Yeni baş antrenörümüz Dimitris Itoudis ile birlikte Eurobasket'lerden çok fazla antrenman yapamadılar. İzmir'de Karşıyaka'da hemen bir turnuvaya katıldılar. Koç gelir gelmez ayağının tozuyla. Hem bu süreci başta konuştu, ama öncesinde koçla birebir iletişimi oldu mu? Hı hı. Koç açıklandıktan sonra kendisinden beklentileri anlamında bize de bu anlamda bilgi vermek isterse çok seviniriz. Because of Eurobasket, you guys didn't get to spend too much time with the coach, and actually the İzmir tournament was the first one you guys came together. As soon as the coach was announced, did he like communicate with you? Did you guys get in touch, talk about expectations, if it's not too private, if you want to talk about it? Yeah, of course he contacted me. We talked on the phone for some minutes about
what he expected and what he expected of the team as well as myself. So yeah, we did get a chance to communicate before he came here to get an idea, a sense of what we both wanted and needed from this season. Okay. Evet, aradı sezon belli olduğunda antrenörümüz olacağı ve konuştuk hem beklentiler, benden ne ihtiyacı olduğunu ve sezonun nasıl bir sezon olacağına dair biraz konuşmalarımız oldu. Detay vermek istemiyorum ama yok. Bu kadarıyla. Peki, devam edelim o zaman. Yeni sezon, hedeflerden biraz bahsedelim. Geçtiğimiz sezon özellikle Turkish Airlines Euro Lig'de yakalayamadığımız bir playoff mücadelesi. Bu sezon tabii ki de takımımız bu noktada olacak. Diğer takımlara baktığımız zaman kadrolar güçlendi. Rus takımları işin içinden çıktı ama yine güçlü takımlar geldi. Partizan döndü, Bologna döndü, Valencia döndü. Genel çerçevede nasıl değerlendiriyor bu sezon Euroligi? Last year was not a great season because in the Euroleague for us we can go to the playoffs, but this year it's going to be another different season because of the Russian teams not being present, and we have Partizan back, Valencia back, and also Bologna's in the Euroleague too. What kind of a season do you think it's going to be? It's going to be an interesting season. We can only focus on ourselves. We're not really too worried about the other teams that's in, the other teams that's out. We have to focus on what we need to do and what we want to accomplish as a team, and it all starts with the first game. So I think that first game to set the tone for the rest of the season. Enteresan bir sezon olacağını düşünüyorum. Hani daha çok Euroleague'e giren çıkan takımlardan fazla kendimize odaklanmamız gerekiyor. İlk maç çok önemli. O ilk maçta nasıl oynuyorsanız aslında bütün sezonun tonunu ayarlamış oluyor bir şekilde. Aslında güzel bir noktaya değindi. Son iki yıla baktığımızda sezona pek iyi başlayamadığımızı gördük. Burada kıl payı kaçan karşılaşmalar, hakem hataları vesaire de olmasına rağmen birçok karşılaşmayı aslında kaçırıyoruz. Bu iki sezona baktığımızda yeni yapılanma, yeni koç biraz takımın başlangıcındaki hızını, ritmini etkiliyor. Bu sezon da yine yeni oluşan bir kadrodan bahsediyoruz. Yeni bir koçtan bahsediyoruz. Böyle bir kafasında bir soru işareti var mı başlangıç anlamında? For the past 2 years there's been a lot of changes. Our coach has changed. The EuroLeague system changed. We lost a lot of games with 1-2 points. There were referee mistakes, which later on they apologized actually officially. And this year is again a new, totally new thing. Do you have any like fears or, you know, question marks in your head? How is it going to be and things like that? Try not to look too much into the future. You know, every day is not a guarantee. All we can focus on is today and what we can do to get better for tomorrow. There's not a lot of question marks in my head about how the season is going to play out. As long as we do what we know we're capable of doing, I think it'll turn out the way we want it to. Çok ileriye bakmamaya çalışıyorum çünkü bugün ne yaptığımız önemli ve bugün yarını belirliyor aslında. Çok fazla endişem ve soru işaretim de yok sezonla ilgili. Yapmamız gerekeni yaparsak zaten istediğimiz hedeflere ulaşırız. Peki EuroLeague'le ilgili de kendisinden birkaç yorum istiyorum. Avrupa organizasyonundaki en önemli, Avrupa'daki en iyi organizasyon basketbolla baktığımız zaman nasıl değerlendiriyor kendisi EuroLeague'deki karşılaşmaları, sertliği nasıl buluyor? And EuroLeague is uzun yıllardır bu ligde oynayan biri olarak. The most important competition in Europe, and can you tell us the quality of the league games wise, teams wise? How do you see it? Great competition all around. All, what it is, 18 teams, all 18 teams. Anybody is capable of being in the top eight. It's going to be a fight till the end, kind of like it was last year. Like I said, it just starts with the first game. I think we set the tone with the first game and how we want to be recognized as a team. We have, like I said, we have a great group of transfers that came in and that can help us out a ton. And I mean, we're just looking forward to starting our journey. Çok mücadeleci, çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. 18 takımdan bütün takımların kazanma şansı ve ilk 8'e girme şansı var. O yüzden mutlaka yine sezon sonuna kadar büyük bir savaş olacak. Biraz önce de dediğim gibi ilk maç tonumuzu belirleyecek ve nasıl savaşmamız gerektiğini sezon boyunca da göstermiş olacak. Bizi gösteren, tanıtan şey olacak ilk çıkışımız. Peki. Biraz basketbol dışına çıkalım son birkaç soru. İstanbul'da yaşamaya alıştı artık.
maçlar, antrenmanlar yoğun tempoya rağmen nasıl gidiyor İstanbul'da hayat? We know you're adapted to Istanbul, although we have a lot of games and a lot of tough schedules. How's Istanbul life besides basketball? You get to experience things? I don't get to experience too much. That's the thing. I wish I had more time to experience Istanbul itself. But especially during preseason, you have a lot of practices and you want to rest during your off time. I have kids. I have a wife and kids, so it's kind of difficult for me to actually find time to put aside to actually experience the life of Istanbul. Of course, I've been a couple places, but I haven't really had a chance with the kids in school and me during having practice and games. It's kind of hard to find time unless it's during the summer or before the season starts. So I guess that's what it has to come down to to actually experience what I want to experience out of Istanbul. Çok fazla vaktim olmuyor aslında. Sezon öncesi özellikle çok çift idman yapıyoruz, çalışıyoruz. O yüzden arada kalan boş vakitte dinlenmek istiyorum. Artı çocuklarım var, onlarla da vakit geçirmem gerekiyor. Sezon içerisinde de zaten antrenman ve maçlardan dolayı çok fazla şey olmuyor. Tabii ki gördüğüm yerler, gittiğim yerler oldu ama tam istediğim gibi İstanbul'u tecrübe etme şansım olmadı. En ilgisini çeken şey ne oldu şu ana kadar? Up until today, what was the most interesting thing you came upon in Istanbul? Place, experience that made you say like what or wow. Been to the Grand Bazaar. I would say it was a little hectic out there. A lot of people. Different experience. But it's something that I need to see. You know, it's a part of Istanbul, and I feel like I need to experience more. And I think that's just the beginning. Herhalde kapalı çarşı diyebilirim. İnanılmaz kalabalık ve cıvıl cıvıl bir ortamdı. Bunu görmem gerekiyordu. İstanbul'un en önemli sembollerinden biri oldu ama daha fazlasını da görmeyi çok istiyorum. Kesinlikle. En son sen ne zaman gittin kapalı pazara? En son ne zaman gittim? Kapalı çarşı. Kapalı çarşıya değil ama Sultanahmet tarafına Gigi, Ahmet ve eski yöneticilerimizden Alper Bey de bir... okulda şey vardı, panel vardı. Hatta İlker de vardı. Evet, ben o de zaman, panele hatta gelmiştim. Sen de vardın, doğru. O zaman, en son o zamandır. Uzun zaman olmuş. Tabii. İki sene net. Tabii. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Son bir soru taraftarlarımızla ilgili. Kendisinden yorum rica edeceğim. Bu sezon itibariyle kombine satışları çok iyi gidiyor. Yoğun bir ilgi söz konusu. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yine dolu tribünlerde takımı destekleyecekler. Pandeminin etkileri yavaş yavaş azalıyor. Tribünler artık dolmaya başladı. Bu anlamda Fenerbahçe'miz için de çok çok önemli bir güç olduğunu zaten biliyoruz taraftarımıza, takımımızın birleşmesinin. Neler söylemek ister? Onlara mesajı nedir? Son sorum da bu olsun. And a message to the fans, especially like after the past 2 years with the pandemic dying out, not totally over, but dying out, and more people coming, and our season ticket sales are doing great. So the games are going to be really packed. So what kind of a message would you like to give to them? You won't be disappointed. It's going to be a fun season, I would say. We got some spectacular guys. I know you can't wait to see them. Can't wait to see us as a unit fighting for Istanbul, fighting for Fenerbahçe. This is what our life is right now, and you won't be disappointed. Kesinlikle hayal kırıklığı yaşamayacaklar. Onu söyleyebilirim. Çok eğlenceli, güzel bir sezon olacak. Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımız ve birlikte savaşacağız ve kesinlikle onların hayal kırıklığına uğratmayacağız. Teşekkür ediyorum kendisine. Keyifli röportajı için. Yaklaşan yeni sezonda da başarılar diliyorum. And wish you luck with the new season. Thank you. Defne, sana çok teşekkür ederim röportajdaki yardımın için. Evet, İlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko'nun medya gününde başarılı basketbolcumuz Devin Booker'la birlikteydi. Kendisine hem geçtiğimiz sezonu hem de bu sezonla ilgili hedefleri sorduk, konuştuk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.